Tarihçi Herodot'un deyimiyle dünyanın en güzel gökyüzü ve en iyi iklimine sahip olan Ege kıyıları, körfezler ve yarımadalar, koylar ve plajlar diyarıdır. Ege, Türkiye içinde bir inci ve Ege içinde bir mücevherdir İzmir. İzmir, Ege bölgesinin en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Her bölgenin şeref kaynağı olan şehirleri vardır. Marmara için İstanbul, Akdeniz için Antalya neyse, Ege için de İzmir odur. Şehir, aynı adı taşıyan ve karaların içine derin bir şekilde sokulan İzmir Körfezi'nin sonundadır. Körfez, tek bir parça halinde değildir. Kuzey-güney doğrultulu, çok geniş bir körfez şeklinde başlayan, daha sonra buna az çok dik açıyla bitişen, batı-doğu istikametinde ve daha dar bir körfezle sona eren iki parça halindedir. Körfezin bu şekli, yani korunmaya son derece müsait oluşu, İzmir şehrinin yüzyıllar boyunca gelişmesinde önemli bir unsurdur. Eski İzmir aslında farklı bir yerdi. Bugünkü Bayraklı'da kurulur. İzmir kelimesi eski İyon lehçesinde Simurne, Atina lehçesinde ise Simirna diye yazılırdı. Şehrin ismi muhtemelen M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1800 yılları arasında Simurne olarak anılıyordu. Nasıl anılırsa anılsın, İzmir olgunlaşmasını değişik isimler altında sürdürdü. M.Ö. 7. asırda Lidyalıların hedefi haline gelen şehir, M.Ö. 575'te tahribata uğrar. Halkın bir kısmı katledilir. M.Ö. 541 yılında iki kral bu nazlı güzele talip olur ve sahip olmak için canlarını koyarlar ortaya. Lidya kralı Krezus ve Pers kralı arasındaki savaş şehrin yeni sahibini belirler. Simirna adlı bu dilberin, yani bugüne güzelliğinden bir şey kaybetmeden gelen şimdiki İzmir'in yeni hakimi Perslerdir. Bundan sonra sırasıyla Selekoslar ve Romalılar hakim olurlar İzmir'e. Milattan sonra 178'de müthiş bir deprem geçiren şehir yeni baştan inşa edilir. Milattan sonra 395 Roma İmparatorluğu ikiye bölünür ve İzmir hangi tarafta kalacağını çok geçmeden öğrenir. Güzel İzmir, Bizans olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır artık. Bizans döneminde Araplar, Selçuklular, Haçlılar ve Cenevizliler şehre hakim olmak için mücadele ederler. İlk önce Araplar 672 yılında denizden zapt edip İstanbul'a yaptıkları akınlarda bir üs olarak kullanırlar şehri. Ve Türkler. Türkler İzmir'i ilk kez 11. yüzyıl sonlarında Kutalmışoğlu Süleyman Şah komutasında ele geçirirler. Daha sonra Cenevizliler şehri Aydın Emiri Umur Bey ele geçirinceye kadar kontrollerinde tutarlar. 1344 yılında Cenevizliler St. Peter Kalesi'ni tekrar alırlar. Bu defa aşağı şehri Cenevizliler kontrollerinde tutarken Umur Bey yukarı şehrin hakimidir. 14. yüzyılın ortalarında ise kale ve aşağı şehir Rodos şövalyeleri tarafından ele geçirilir. 15. yüzyılın başında ise Moğollar istila ederler. 1422 yılında 2. Murad'ın ordusunun nal seslerini duyar İzmir. İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıdır artık. 1620 yılında yabancılara verilen haklardan sonra İzmir, İmparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinden biri olur. 18. ve 19. yüzyıllarda Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyan tüccarların gözdesidir. İzmir artık Osmanlı İmparatorluğu'nda çok uluslu bir ticaret şehridir. 19. yüzyıl İzmir'in acı dolu yılları ise işgal yıllarıdır. Güzel İzmir,
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu tarafından işgal edilir. 15 Mayıs 1919 tarihinde İngilizlerin kışkırtmalarıyla Ege bölgemizin incisi İzmir'i işgal eden Yunan askerlerinin kordon boyunda genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden yüzlerce insanı vahşice katlettiklerini biliyor muydunuz? Sahil kıyısındaki askeri gemilerde beklerken olanları gören ve Türk düşmanlığıyla şartlandırılmış İngiliz askerlerinin dahi yapılan insanlık dışı vahşete tahammül edemeyerek gemide isyan alametleri göstermeleri üzerine gemilerin denize açılmak mecburiyetinde kaldığını biliyor muydunuz? Bunlar İzmir'in yaşadığı en acı hatıralardandır. Ancak 9 Eylül 1922 yılında Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlattığı büyük taarruzun başarıya ulaşması sonucu İzmir 3 yıl süren Yunan işgalinden ve zulümlerden kurtarıldı. Ancak işgalin yaralarını saramayan İzmir 13 Eylül sabahı tarihinin belki de en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde başlayan yangın 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda 20 binden fazla ev ve işlerini kül eder. Bu yangın ne yazık ki şehrin büyük bir kısmını tahrip etmiştir. Fakat çok geçmeden İzmir, Zümrüt-i Anka kuşu gibi kendi külleri içinden yeniden doğar. 1835-1839 yılları arasında Türkiye'de genç bir askeri danışman olarak bulunan ve keskin gözlemlerini ülkesine düzenli yolladığı mektuplarda dile getiren ünlü Alman Feldmarschall Helmut von Moltke, İzmir'in de kokusunu daha uzaklardan duymuştur. İstanbul'dayken bu şehre bir an evvel gitmek için yüreği çarpan Moltke, İstanbul rıhtımında İzmir vapurunu görür görmez ani bir kararla vapura atlar. Bir zamanlar her Avrupalı gezgin gibi Osmanlı ülkesini kitaplardan bilen Helmut von Moltke, her zerresinde ayrı tatlar bulduğu bu ülkenin her şehrinden değişik hazlar hissetmiştir. Moltke, gemiden 4 Ağustos 1836 tarihinde yazdığı mektubunda İzmir'e girişini ve İzmir'i şöyle anlatır. Sabahleyin erkenden etrafı yüksek sıra dağlarla çevrili geniş İzmir körfezine girdi. Dağlar tamamıyla çıplak, güneşten kavrulmuş fakat şekilleri son derece güzel. Eteklerinde deniz boyunca bağları, zeytinlikleri, dut ağaçları ve koyu renkli servilerle işlenmiş topraklardan yeşil bir şerit uzanıyor. Köyler ve evler taştan düz damlı olarak yapılmış. Körfezin sonunda arkasındaki dağ amfi şeklinde tırmanan İzmir şehri görülüyor. En altta, deniz kenarında, gemilerin arkasında önce büyük bir kışla, bir top bataryası, çok kubbeli bir kervansaray, birçok cami ve solda taş binalarıyla Frank şehri var. İkinci tabakada asıl Türk şehri bulunuyor. Eğer bir avuç dolusu küçücük kırmızı damlı ev, birkaç cami ve çeşme gökten düşse, şehrin haritası bu şehirdekinden daha karmaşık olmazdı herhalde. İnsan bu ev yığınları arasında sokaklar ve patikaların bulunabildiğine şaşırıyor doğrusu. Bütün bunların üzerinde eski hisar ya da İzmir Kalesi yükseliyor. Evet, Moltke eski İzmir'i böyle anlatıyor. İzmir'in batısında nefis renkli denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü şehirleri arasında yer alan Efes, Roma devrinde dünyanın en büyük şehirlerinden biridir. Türkçe'de Güzel İzmir olarak adlandırılan İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başındadır. Ilıman bir iklimi vardır ve İzmir'e gidip de bu iklimi soluyan herkes bu şehirden ayrılırken gözü arkada kalır.
Yazında denizden gelen ve her an tazelenen Meltem'in serinliği güneşin yakıcılığını alıp götürür. Meltem'le serinleyerek adımlarsınız İzmir caddelerini. Şaşırırsınız. Acaba dikkatimi bu nefis havayı solumaya mı versem, yoksa palmiyelerin güneşle el ele verip sıcak kaldırımlar üzerinde serin gölgelerden resimler, tablolar yapmasını mı seyretsem? Cevabını kendiniz vermelisiniz. Ama İzmir, havası, denizi, tarihiyle bir bütündür ve birine daldığınız an, diğerinin o an sergilediği güzelliklerden mahrum kalabilirsiniz. İzmir'i, İzmir üzümü gibi bir bütün halinde anlatırsınız. İzmir, özellikle doğu-batı doğrultulu ovalarındaki verimli topraklarıyla tarım ürünleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illerindendir. Yetiştirilen ürünlerin hepsi yüksek değerlidir. 1989 yılındaki üretim kapasitesine bakarsanız İzmir'in ne kadar zengin kaynaklara sahip olduğunu görürsünüz. Karpuz, üzüm, patates, buğday, domates, mandalina, zeytin, pamuk, kavun, incir, salatalık, lahana, arpa, patlıcan, tütün ve şeftali İzmir'in toprakları hakkında fikir vermeye yeter de artar bile. Eskiden beri önemli bir ticaret merkezi olan İzmir, tabii güzellikleri, tarihi zenginlikleri dolayısıyla turistleri çeken bir cazibe merkezidir. 1932'den bu yana, Ağustos sonu Eylül ayı başında Ege ve İzmir'e can katan bir faaliyet var ki bu dönemde daha bir hareketlenir şehir. İzmir'in ticari ve sosyal hayatı canlanır birden. Çünkü Kültür Park'ta yer alan İzmir Enternasyonel Fuarı aynı zamanda bir eğlence ve kültür şenliğidir. Beş bin yıllık tarihe sahip bir şehrin elbette gezilip görülecek değerleri de çok. Her ne kadar fotoğraflarda kalan eski İzmir'e imrenerek baksak da zararın neresinden dönerseniz kârdır. Gözümüz gibi korumamız gereken tarihi, arkeolojik veya mimari özellikleri tartışılamayacak önemli eserleri barındırıyor İzmir. Her tarihi şehir gibi. Sahi tarihi şehir demişken şu soruyu cevaplar mısınız lütfen? Tarihi olmayan şehir var mıdır? Her yerin, herkesin, her binanın bir hikayesi vardır. Mesela İzmir'de güzelim çinilerle süslü Konak Yalı Camii, bahçesinde keyifle çay içtiğimiz Kızlar Ağası Hanı, Buca ve Bornova'nın Levanten evleri hakkında kaç tartı bilgi var beynimizin kıvrımlarında? İlk yerleşim hangi tarihe kadar uzanıyor sorusunu soran arkeologlar, cevabını araya araya 3000 yılına kadar gitmişler. Daha öncelere dayansa da şimdilik tespit edilen tarih bu. Şehir, tarih boyunca depremler ve yangınlar yüzünden sık sık harap olur. Ancak insan var oldukça hayat devam ettiği için şehir yeniden ete kemiğe bürünür. Büyük bir kısmı 19. yüzyıl ve sonrasına ait eski doku üzerinde Osmanlı döneminden 17. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen eserler görmek mümkündür. Şehrin savunmasını, emniyetini sağlayan 3 kale vardır ki bunlar sırasıyla Sancak Kale, Liman Kalesi ve Kadife Kale'dir. Bunlardan en önemlisi Kadife Kale'dir. M.Ö. 541'de Pers Kralı Kurus'un
Lidya Kralı Krezus'u yenmesiyle başlayan Pers egemenliği, İskender'in M.Ö. 334'te Ege kıyılarına çıkışına kadar tüm İyon şehirlerinde devam eder. İskender'in Anadolu'ya çıkışı ve Pers egemenliğine son vermesi üzerine bölgede Hellenistik dönem başlar. Hellenler beraberlerinde kendi şehircilik anlayışlarına uygun şehirleşme projeleriyle gelirler. Onların istediği Efes, Bergama, Rodos, İskenderiye gibi zamanın ticaret ve liman işletmesinde ileri gitmiş şehirleriyle boy ölçüşebilecek bir şehirdir. Böylece bir şehrin eski İzmir'de kurulması hem konum hem de alanın küçüklüğü sebebiyle imkansızdır. Bunun üzerine İskender, bugün Kadife Kale olarak bilinen Pagos Tepesi ve eteklerine yeni şehri kurmayı düşünür. Bu yeni İzmir'in kuruluşunda İskender'in Pagos Tepesi'nde gördüğü rüyanın yorumuna dayanmak yerine, dönemin deniz ve karada gelişen ticari potansiyelinin gelişmesinin dayattığı zorunluluk sebebiyle burada kurulmuş olduğuna inanmak, günümüz için çok daha bilimsel bir yaklaşımdır. İskender'in ölümünden sonra, generalleri arasında ortaya çıkan çekişme yüzünden proje bir süre sürüncemede kalır. Nihayet, rakibi General Antiganos'u öldüren Lysimachos, yeni İzmir'in kuruluşunu gerçekleştirir. Şehri Pagos Tepesi ile iç limana bakan yamaçlarda kurmaya başlar. Böylece 400 yıl önce Lidyalıların istilasıyla yurtlarından edilen Meles Çayı etrafında küçük köysel yerleşimlerde yaşayan Homeros'un hemşehrisi İzmirliler İzmir'e gelip yerleşirler. Pagos Tepesi'nde bulunan eserler Helen, Roma ve Osmanlı Türk uygarlıkları karakterlerini taşımaktadır. Akropol kalıntılarının temel bölümünde Hellenistik, yükselen duvarlarda ise sırayla Roma ve Bizans etkisinin gözlendiği kazı sonuçlarında belirtilmektedir. O dönemde şehrin saldırılara sürekli maruz kalması, sürekli savaşlar yüzünden güvenli surlarla çevrilmesi gereğine doğurur. Bunun üzerine bugün Kadife Kale'de izlerine rastlanan Akropol'den itibaren birisi Basmane, diğeri Eşrefpaşa üzerinden denize inen iki sur yapılır. Anadolu ticaretinde dönemin en büyük potansiyeline sahip olan İzmir, su kemerleri, cimnazyumu, stadyumu, tiyatrosu ve agorasıyla son derece gelişmiş ve düzenli bir şehir olarak imar edilir. Pagos'ta yer alan tiyatro 16 bin kişilik olup, kuzeye bakan seyirci tribünü, denize karşı romantik ve muhteşem bir manzara sunar. 1638'e kadar tiyatronun duvarlarının ayakta olduğu bilinmektedir. Tiyatro, Claudius adına bir kitabenin bulunuşu, Roma döneminde tamir gördüğünü kanıtlamaktadır. Lysimachos'un başlattığı yeni İzmir şehirleşmesinin yayıldığı yamaçlar iç limana uzanırdı. O dönemde iç liman, bugünkü Başdurak Camii ile Hisar Camii arasını kapsıyor ve Agora'ya kadar uzanıyor. Strabon'a göre de şehir bu iç limana ve denize tümüyle hakim bir konumda bulunuyordu ve hatta iç liman ağzı zincirle kapanıyordu. Birbirini dik kesen ve kemerlerle süslenmiş sokaklarıyla, stadyumu, topluma açık meydanları ve agorasıyla şehir çok düzenli bir plan çerçevesi içinde kurulup gelişmiştir. Kale içinde kanallar ve depo vardır. Bu kanallar ve deponun saldırılar esnasında şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapıldığı sanılıyor. M.Ö. 178 depreminde tüm şehrin yıkılması ve iç limanında kısmen kapanmasına rağmen Roma İmparatorluğunca İzmir'in taşıdığı önem gereği kısa sürede tüm yapılar eskiden daha iyi bir şekilde tamir edilir ya da yeniden yapılır. Ortaya çıkan yapılar artık Helenistik bir karakter değil, Roma damgası taşır. İzmir'in iç kalesi olarak işlev gören Pagos Tepesi, 1317'den bu yana
Türklerin elindedir. 1079'da Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından ilk kez ve ardından 1081'de Çaka Bey tarafından alınan İzmir, zaman zaman bir Bizanslılar, bir Türkler tarafından alınır. Nihayet bu tarihte Aydınoğlu Mehmet Bey, Kadife Kale'yi kesin olarak bir daha geri verilmemek üzere alır. 18. yüzyıla gelinceye kadar yerleşim yeri olarak kullanılmayan Kadife Kale, zamanla harabeye döner ve bu yüzyıldan itibaren de taşları alınıp aşağıdaki şehirleşmede kullanıldığından tiyatro, stadyum gibi büyük yapıları yok olur. Osmanlı Devleti'nin en önemli ticaret merkezlerinden İzmir'de inşa ettirilen şehir içi hanlarından sadece 18 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bunların büyük çoğunluğu avlulu hanlardır. Kemer altında bulunan hanların en önemlisi Kızlar Ağası Hanı'dır. Temelden itibaren yeniden inşa edilerek 1993'te tamamlanan bina, 1744 yılında Kızlar Ağası Beşir Ağa tarafından yaptırılır. Kuzey cephesini bakır bedesteni, güney cephesini de dükkanlar şenlendirir. Alt katta avluyu dört yandan çevreleyen mekanlardan kuzey, güney ve doğu kanatlarında bulunan kanatlar U biçimli arastayla kuşatılmıştır. Üst katta avluyu batı kanatta revak, doğu, kuzey ve güney kanatta ise odalar çevreler. Kareye yakın dikdörtgen planda hanın çeşitli sokaklara açılan 7 kapısı vardır. Osmanlı hanı tipinde ve taş kaplı olan yapının ortasında avlu ve mescit vardır. 1919'da büyük ölçüde tahrip olmuştur. 1984'ü takip eden yıllarda restore ettirilen Kızlar Ağası Hanı, 1993 yılında daha çok turizme dönük alışveriş merkezi olarak hizmete açılır. İzmir'deki en erken tarihli cami 16. yüzyıl başlarına ait Kadife Kale'deki Yukarı Cami'dir. Ama maalesef o da günümüze kadar gelememiştir. 16. yüzyıl sonlarında 2-3 cami varken 1908'e gelinceye kadar cami ve mescit sayısı nüfusa orantılı olarak artar. Cami ve mescit sayısı toplam 104 kadardır. Abidevi camiler genelde merkezi sistemle inşa edilir. Kesin inşa tarihi bilinmemekle beraber şehrin ilk abidevi ibadethanesi kabul edilen Hisar Camii 1813'ten 1927'ye kadar 5 defa tamir ettirilir. Merkezi kuruluştaki harimle kuzeyindeki 7 kubbeli son cemaat yeri ve kalem gibi minareden müteşekkildir. Hisar Camii'nden söz açılmışken caminin imamlarından meşhur musiki şinas, besteleriyle güzele aşık olanları büyülemeye devam eden Rakım Elkutlu Hoca'dan bahsetmeden geçmeyelim. İzmir'in tanınmış ailelerinden olan bestekar Rakım Elkutlu, 1992'den vefatına kadar bu camide vazife yapmıştır. Müzik dünyamızın meşhurlarından Elkutlu Hoca, birçok eserini bu camide imamlık yaparken vermiştir. Kendisi 20. yüzyılın en dikkate değer bestekarlarındandır. Son derece esprili bir kişiliği olan Rakım Hoca'ya bir gün o zamanki değerine göre 200 bin liranız olsa ne yaparsınız diye bir soru sorarlar. O da der ki, ne olacak, ilhamım kaçardı. Kestane Pazarı Camii. Anafartalar Caddesi etrafında yoğunlaşan İş merkezinde bulunan caminin arsasının doldurulan iç liman olması sebebiyle Evliya Çelebi minareyi güçlükle oturttuklarından söz eder. Çelebi'ye göre 1667 yılında yapılan cami
kare bir mekan üzerine, etrafında dört kubbeden oluşmaktadır. Son derece güzel olan mihrabın, Selçuk'taki İsa Bey Camii'nden getirtildiği söylenmekte olup, taş işçiliği görülmeye değer. Mihrabın son cemaat yerinin avluya bakan yüzünde vitraylardan oluşmuş panolar gün ışığına renk katar. Eski iç liman kıyısındaki camilerden bir diğer de Şadırvan Camii'dir. İsmini yanında ve altında bulunan şadırvanlardan almıştır. 1636 yılında inşa edilmiş ve 1815 yılında tamir görmüştür. Doğu istikametinde tek şerefeli bir minaresi ve batıda bir kütüphanesi bulunan caminin mihrap, minber ve bazı yeri mermerden yapılmıştır. Ve şimdi İzmir'in merkezine, Konak Meydanı'na gidiyoruz. Bu meydanın incisi, Konak Camii'ne bir göz atacağız kısaca. Konak Meydanı'nda çinileri ve sekizgen planıyla dikkat çeken İzmir'in en zarif camilerinden Yalı yani Konak Camii, Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hanım tarafından 1755 yılında yaptırılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda ise tamir ettirilmiştir. Dışı Kütahya çinileriyle kaplı olan caminin 1964'te geçirdiği onarımdan sonra yalnız kapı ve pencere kenarlarında çinileri bırakılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tek kubbeli ve tek minareli şirin bir yapıdır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır. İzmir'deki camiler genellikle yoğun süslemelere sahiptir. İç mekanları geç dönem alçı işçiliğinin tipik örnekleriyle bezenmiştir. Mihraplardan sarkan ve gerçek kadifeden yapılmış intibağı uyandıran alçıdan perde motifleri en karakteristik örneklerdendir. Şehirde varlığı bilinen medreselerden hemen hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Bugün İzmir'de 15 kadar hamam yapısı vardır ve büyük çoğunluğunun kesin inşa tarihi belli değildir. Ve Konak Meydanı'nda Yalı Camii'ne arkadaş bir yapı vardır ki İzmir'in incisi Konak Meydanı'nın bir tanesidir. 1901 yılında Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle ve padişahın emri üzerine Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından yaptırılan saat kulesi son derece zarif görünümüyle Konak Meydanı'nı bir inci gibi süslemekte. Teras yükseldikçe incelen sivri kemerleri, kubbecikleri, mukarnas işçiliği ve geometrik figürlerle donatılmış olan taş işçiliğinin dantele gibi bir zarafet içinde saat kulesini çevrelemesi parmak ısırtacak nefasettedir. Kulenin saati Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından armağan edilmiştir. İzmir'in sembolü olan saat kulesinin altındaki odanın dört köşesinde çeşmeler zamanın akışını suyla tasvir etmekte. İzmir'in sembolü bu zarif kule, II. Abdülhamid'in zarif ve asil duruşunun, dirayetinin de bir sembolüdür. ...1868-1872 yılları arasında inşa edilen hükümet konağı, mimari özelliğinden çok Kurtuluş Savaşı'ndaki ve İzmir'in kurtuluşundaki yeriyle önemlidir. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun şehri gelip
hükümet konağına Türk bayrağını çekmesi, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla özdeşleştirilmiştir. 1970 yılında yanan konak, 1980'den sonra cepheleri orijinaline çok yakın olarak yeniden inşa edilmiştir. Yunan ordusunun İzmir'i işgali sırasında denizden karaya çıkan düşman askerlerine karşı ilk kurşunu sıkarak Türk direnişinin ilk örnek davranışını gösteren ve ardından şehit olan gazeteci Hasan Tahsin adına dikilen ve onu ilk kurşunu sıkarken gösteren heykel yine Konak Meydanı'ndadır. Fakat şimdi tabancasına konan bir güvercin, tabancadan kurşun yerine gül çıkmasını ister gibi nöbet tutuyor. Konak Meydanı ile Alsancak arasında uzanan sahil yolu, İzmir'in simgesi olmuş bir gezinti yoludur. Yaz mevsiminde atların koşumları renkli pomponla süslenmiş faytonlar, gezintiye çıkmış aileler, hepsi orada kendilerini Meltem'in okşayışlarına bırakırlar. İzmir'in merkezinde, Namazgah semtinde, 1932-1941 yılları arasında yapılan kazıyla ortaya çıkarılan ören yeridir Agora. ...120x80 metrelik bir alanı kaplayan bu agora, Roma dönemi İzmir'ini aydınlatmak açısından paha biçilmez bir ehemmiyete sahiptir. Burası herhangi bir ticari pazar yeri değildi. O dönem İzmir'inde devletin ekonomik işleyişini düzenleyen kurumlar ve Zeus Tapınağı bir aradaydı. Agora 9-12 ve 13-18 arasında ziyarete açık. Buradan çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İpek yolunun batı ucundaki ticaret merkezi İzmir'de liman, Hisar Camii'nin bulunduğu bölgeye kadar gelirdi. Limanın ağzında ise 12. yüzyılda Bizanslılar tarafından kurulan İzmir Liman Kalesi bulunmaktaydı. Kale tarafından korunan limanın sağ kıyısında ise Frenk tüccarlarının dükkanları ve limanın iç kısmında da kervansaraylar vardı. İpek yolunu takip eden deve kervanlarıyla İzmir'e getirilen mallar bu hanlara indirilir, Ceneviz tüccarları vasıtasıyla da limandan gemilere yüklenerek ihraç edilirdi. İşte bu bölgede kurulu birçok tarihi mekanı kucaklayan İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı'nın oluşumu da oldukça ilginç olaylara dayanıyor. Tarihte bir iç liman olan Kemeraltı bölgesini kaleyi almak için Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılar çeşitli saldırılarla zapt etmişler. Ancak başarılı olamamışlardı. İzmir Liman Kalesi'ni düşürmek, 1402 yılında iç limanı taşlarla doldurarak kaleyi savunmasız bırakan Timur Lenge nasip olmuştur. Timur'un askerleri Kadife Kale sırtlarından sürükleyip getirdikleri taşlarla limanı doldurmuşlar. Böylece sonradan Kemeraltı denilen yerleşim bölgesi oluşmuştur.
Zaman içinde bu bölgede yerleşim gelişmiş, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, havralar ve şadırvanlar inşa edilmiştir. Bölge bir ticaret merkezi olarak gelişmiştir. Kemeraltı Çarşısı'nda halen tarihten süzülüp bozulmadan günümüze kadar gelen bir düzen ve yapı vardır. Tarihi mekanları görülmeye değer. Kaynaklar, çarşının ismini ana caddeyi boydan boya aralıklarla süsleyen Arasta adı verilen kemerlerden aldığını bildiriyor. Şimdi İzmir tablosunu tamamlayan renklerden birine seyahat ediyoruz. Ayaklarımız bizi tarihi Pergamon'a, yani Bergama'ya götürüyor. Bergama, İzmir'in kuzeyini süsleyen tarihi ilçe. Burası İzmir ve Efes'e uzanan önemli bir güzergah. Adı antik çağ büyük yerleşim bölgesi olan Pergamon'dan gelir. İsa'dan önce 3. yüzyıl başlarında kurulan Pergamon, Helenistik dönem boyunca Batı Anadolu'nun en güçlü ve toprakları en geniş krallığı olmuştur. Bazı kaynaklara göre parşömeni ilk bulan da Pergamonlulardır. Bugünkü Bergama'da antik kent kalıntıları iki gezi alanını kaplar. Bergama'nın içinde birdenbire yükselen tepedeki Akropol alanında dünyanın en dik amfiteyatrı Athena ve Diosinos tapınağı kalıntıları vardır. Akropol girişinde yer alan muhteşem Zeus altarı ise 1871 yılında Karl Humann tarafından Berlin Müzesi'ne taşınmıştır. 20 basamakla çıkılan bu olağanüstü bina, bugün Berlin Müzesi'nde, içine sıkıştırıldığı salonda, Bergama'daki tepeye, gerçek yurduna döneceği günü umutla bekliyor. Aşağıdaki düzlükte yer alan Asklepion kalıntıları ise çok ilginçtir ve hemen bütün özellikleri gün ışığına çıkmıştır. ...1341'den sonra Osmanlı topraklarına katılan Bergama, 15. yüzyılın ikinci yarısında pamuk üretimine bağlı olarak dokumacılığın gelişmesiyle önemli bir ticaret merkezi haline gelir. 18. yüzyılda ise imar faaliyetleri daha da artar. İbrahim Ağa Medresesi, kütüphane, Mescit Altı Mescidi ve Çınar Hamamı inşa edilir. Bunun ardından da şehre su sağlanır. 1837'de veba salgını, 1847'de sel, 1853'te de büyük yangınlardan biri çarşıyı perişan eder. 400 dükkan, 200 ev, 5 han tamamen kül olur. Sonra tekrar kalkınma dönemi başlar. 40 dükkanlık bir kapalı çarşı inşa edilir. İpek ipliği ve dokumacılık ve dericilik gelişir. Bazilika, Mısır tanrısı Serapis için yapılmıştır. Kırmızı tuğlalardan inşa edildiği için halk arasında Kızıl Avlu diye nam salmış. 200 çarpı 100 metrelik bir sahada inşa edilmiş. Ana mekana 7 çarpı 14 metre ölçülerindeki kapı açıklığından girilir. Salonda Serapis kültüyle ilgili olduğu düşünülen havuz ve kuyu vardır. Serapis Tapınağı, Bizans döneminde iki bölümlü nef'i ve apsisiyle kiliseye dönüştürülmüştür. Bugün kulelerden biri cami olarak hizmet vermekte.
İzmir'in gurur kaynaklarından birisi de Selçuk ilçesidir. Selçuk, İzmir'in güneyinde yaklaşık 94 kilometre uzaklıkta Aydın Dağları'nın eteklerinde bir ilçe. Burası hem turistik hem de tarihi özellikleriyle önemli bir kavşaktır. Güneydeki Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkezlerine giden karayolu buradan geçer. Selçuk, Ege'nin önemli turizm limanı Kuşadası'na 20 dakika uzaklıktadır. İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinin 3 kilometre uzaklığındaki antik kent, antik çağda önemli bir uygarlık merkezi olan Efes, bugün de yılda ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir. Hem Helenistik çağda hem de Roma döneminde İskenderiye ile birlikte doğunun önemli liman ve kültür merkezi olan Efes'ten geriye kalanlar gerçekten büyüleyici. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün kazı ve restorasyonunu gerçekleştirdiği antik şehir, görkemli yapısı, önemli cadde, bina ve tapınaklarıyla bir bütün olarak gün ışığındadır. Ancak Efes, antik çağdaki önemine yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak gelişmesine ve başkent oluşuna borçlu değildir. Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'tedir. Bu tapınak, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Efes, tarih boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları geniş bir bölgededir. Yaklaşık 8 kilometrelik bir alana yayılan bu kalıntılar, içinde kazı restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapılmış, ziyarete açık olan bölümlerdir. Efes, Türkiye'nin en popüler ziyaret mekanlarından biri. Antik kentin ören yerine biri aşağıdan, diğeri yukarıdan olmak üzere iki kapıdan giriliyor. 4. yüzyılın sonunda İmparator Arkadius döneminde son biçimi verilen liman caddesi sizi dosdoğru tiyatroya götürür. 24 bin kişilik tiyatro Efes'teki en etkileyici binalardandır. İsa'dan önce 3. yüzyılda Helenistik çağda inşa edilen tiyatro yine 1. yüzyılda Romalılar tarafından büyütülüp bu hale getirilir. Mermer Caddesi ile Kuretler Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Celsus Kütüphanesi, Asya Valisi Julius tarafından babası Asya Eyaleti Konseli Celsus'un anısına inşa edilmiş. Nişlerdeki heykeller Celsus'un faziletini, ilmini, kudret ve zekasını temsil ediyor. Celsus Kütüphanesi'nin hemen karşısında görülen cadde, meşhur Kuretler Caddesi. Tipik kalabalık görüntüsüyle antik çağlardakilerden hiç de farklı değil. Bu cadde, o dönemde de 7 iklim 4 bucaktan gelen insanlarla dolup taşıyor. Kuretler Caddesi çevresinde çok sayıda anıt yapı sıralanıyor. Hadrianus Tapınağı, Trajan Çeşmesi, Heraklius Kapısı bunlar arasında. Caddenin üst tarafında yer alan yamaç evlerinde Efes'in zenginleri oturuyor bir zamanlar. ...1375 yılında Aydınoğullarından İsa Bey tarafından Şamlı Mimar Ali'ye inşa ettirilmiş olan İsa Bey Camii Türk sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Uzun sözün kısası, Efes mutlaka gezilmeli. Ve sokaklarını adımlamaktan lezzet duyacağınız bir başka ilçesi İzmir'i. Çeşme, eski çağlarda Sisus diye anılırdı. 16. yüzyılda Bizans'tan alınan çeşme, Türk topraklarına katıldı.
1426'da 2. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girer. Çeşme korunaklı bir coğrafyaya sahip olduğundan Osmanlı donanması için de elverişli bir üstü. 18. yüzyılın ikinci yarısında Türk donanmasının yakılması bu ilçede meydana gelmiştir. Ve bu donanmanın yakılması sonucunda Ruslar 4 yıl bu bölgede istedikleri gibi at oynamışlardı. Çeşme ilçesinin görülmeye değer tarihi ve kültürel değerlerinden biri de Çeşme Kalesi. Kale, Sultan II. Beyazıt döneminde 1508 yılında inşa edilmiş. Aydın Valisi Mir Haydar tarafından Mimar Ahmetoğlu Mehmet'e yaptırılmıştır. Bergama, Ali Ağa, Çandarlı, Çeşme, Dikili, Foça, Gümüldür, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla. Bir insan gibi, kainat gibi bir bütünün parçalarıdır. Onlar İzmir bütününün parçalarıdır. Biri olmasa İzmir resmi tamam olmaz. Antik şehirlerde dolaşırken tarihe şahit taşlara gizlenmiş nice haksız ölümlerin çığlıklarını, nice sevinçlerin ıslıklarını hissedeceksiniz. İzmir, kıyılarını Ege'nin dalgalarıyla döverek olgunlaştırdığı, denizden esen tatlı meltemin, palmiye ağaçlarına antik dönemlerden hikayeler anlattığı bir garip şehir.